Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 19 Şubat 2019 günlerden pazartesi. Haftanın ilk yayınıyla saat 23.01'de yine karşınızdayız. Gerek yurt içinden, gerek dünyanın dört bir yanından, Amerika'dan, Avrupa'dan, kara kıta Afrika'dan, her yerden beni izleyen, bana destek olan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün artık 35. yayınımız. Bu süreç içerisinde onlarca, yüzlerce mesaj aldık. Farklı bir ses, farklı bir görüş olabilmek adına, alternatif bir medya oluşumu adına gerçekten umutluyuz. Sizlerin destekleriyle de ilerlemeye devam ediyoruz dostlar. Bu yüzden sizlerden öncelikle yayınımıza başlamadan önce iki küçük ricam var. Bir, yayınımıza paylaşmanızı rica ediyorum. Twitter üzerinden retweet ederek veya Periscope uygulaması üzerinden izliyorsanız, şu an takip ediyorsanız rica ediyorum. Sağ alt taraftaki 3 nokta işaretine basarak mobil cihazlarınızdan yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Bir de kalpler konusunda cömert olmanızı isteyeceğiz. Bu algoritmalarla Scope tarafından bizi izlemeyen, yayınımıza konuk olması açısından izlemeyen dostların konuk olmasını sağlamış olacaksınız. Dediğimiz gibi bu yayın hangi görüşten olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun insanlara hakikaten ister AK Parti'de olsun, ister CHP'li, ister muhalif, ister muhafazakar, ister sosyalist, ister demokrat fark etmiyor. Biz vicdan, emek, adalet, cesaret diyerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu alternatif medya oluşumunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani ne ötekileşmek istiyoruz ne de ötekileştirmek istiyoruz. Bu yüzden de yayınımızı büyük bir ciddiyetle, büyük bir emek sarf ederek, efor sarf ederek sizlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz dostlarım. Bu yüzden bu yayınımızın adı zaten 23 derece. Yani dünyadaki eksen eğikliğine son vermek için girmiştik bu mücadeleye. İyi de gidiyoruz diyebiliriz şimdilik ama daha iyisi olacağından asla ama asla da şüphemiz yok dostlar. Bugünkü konumuz oldukça iddialı. Afrin kimin toprağı? Aslında bu konu nereden çıktı? Aslında Afrin operasyonunun başladığı ilk günün itibaren Türkiye'de bu ihtimali ortaya koymaya çalışmıştık. Nedir bu ihtimal? Türkiye sonuçta başka bir ülkenin toprağında sınır ötesi bir operasyon yapıyor. Bu operasyonun kendi meşru zemini olan Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre yapıyordu. Neydi? Olağanüstü bir saldırı veya risk varsa bu riskle Türkiye kendi meşru müdafaa hakkını korumak adına bu tür operasyonları yapma hakkı vardı. Zaten NATO'nun da, Birleşmiş Milletler'in de, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu konuda Türkiye ile ilgili görüşlerini belirtiler. Yani kendi sınır güvenliğini koruma konusunu. Ama bugün itibariyle, daha doğrusu dünden itibaren, başta Reuters haber ajansı olmak üzere, arkasından Sputnik, bazı Rus haber kaynakları da dahil olmak üzere, Afrin'de YPG ile Şam yönetiminin anlaştığı yönünde bir haber ajanslara düştü. Bu ne demek oluyordu? Şöyle anlatmak gerekiyor. Afrin'e, bugün PYD yönetimi var, Afrin'e Şam ordusu girerek aslında Türkiye ile karşı karşıya kalma riski ortaya çıktı. En nihayetinde Türkiye bölgede terörü temizlemek için girdiğini ifade ederken, karşısında Şam ordusu, yani en nihayetinde Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Suriye Arap Cumhuriyeti'ni görmüş olması bu krizi çıkılmaz bir hal getirecekti. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sizlerle aslında bir bilgisel paylaşmıştık. Neydi bu? Uluslararası hukuktan gelen bazı haklarımız ama bazı da sıkıntılı durum var demiştik. Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu yürütürken, Zeytin Dalı operasyonunu, medyaya şu fotoğraflar servis edildi. Aslında en büyük eleştirdiğimiz fotoğraflardan birisi oydu. Örneğin bu Seyyed Ağa'na olsun, Türk bayrağı dikilmişti. Şimdi buraya kadar aslında tabii ki toplum içerisinde milliyetçi anlamda insanlara bu konuda motivasyon yaratmak için bu bayrağın dikilmesi bir mesaj olabilir ama uluslararası hukukta bunun karşılığının olmadığını ifade etmiştik. Çünkü uluslararası hukukta ve sözleşmelerde operasyon yaptığımız bölgenin Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait bir bölge olduğunu ve bu bölgede Suriye Arap Cumhuriyeti üstelik bir koordinasyon kurulmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Konseyi ve NATO Genel Sekreterini bilgilendirerek bu operasyonu yaptığımızı ifade etmiştik. Ve ancak 51. madde şartıyla bu operasyonu gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Neydi bu 51. madde? Bunu aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinin birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli olan önlemleri alıncaya dek, bakınız altını çiziyorum, Güvenlik Konseyi belli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olarak bireysel ya da ortak meşru savunma hakkını helal getirmez. Yani engelleyemez diyor. Yani Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi bu konuyu çözene kadar diyor meşru müdafaa hakkı vardır diyor. Ama burada bir saldırı tanımı var aslında. Şimdi Türkiye'ye karşı bir saldırı yapıldı mı yapılmadı mı? Şimdi Türkiye aslında bu konuda kendisini doğru ifade ediyor mu? Bunu eleştirmek gerekiyor. Neden eleştirmek gerekiyor? Sonuçta saldırı tanımı Birleşmiş Milletler hukukunda net olarak tanımlanmış. 1974 yılında
3814 sayılı kararı var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun. Ve diyor ki 3. maddesinin G bendi. Aynen sizlerle okuyorum. Bir devlet tarafından veya bir devlet adına bir devlete karşı yukarıda listesi verilen fiiller veya o ölçekte silahlı kuvvet fiillerini icra eden silahlı çeteleri, parantez içinde çeteler derken terör örgütlerini kastediyor, grupları, gayri nizami askerlerin ve paralı askerlerin gönderilmesi veya bu gibi fiillerde önemli ölçüde karşılaşılması diyor. Yani Türkiye saldırı hakkını meşru kılmayı bu maddeden yola çıkıyor. Yani 3814 sayılı 1974 yılında alınmış Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında. Ama burada net olarak ifade etmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını dünyaya deklar ediyoruz ve ikinci bir ülkenin toprağına giriyoruz. Aslında buraya girerken de biz sadece Birleşmiş Milletler NATO değil, bir o kadar da aslında o bölgede hamisi diyebileceğimiz ve Astana sürecinde, Soçi zirvesinde de müttefik diyebileceğimiz İran ve Rusya rejimine de karşı bilgilendirme yapmıştık. Peki bu haber ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi? Yani Rusya izin verecek mi? Suriye gerçekten Afrin'e girecek mi? Fiziken ve teknik olarak, teorik olarak baktığımızda bu mümkün. Ama pratik olarak çok da mümkün değil. Bu haber ilk gün düştüğü andan itibaren özellikle bazı kaynaklara ve doğrulanmayı teyit edilmemiş kaynaklara yola çıkarak başlamıştık. Aslında bir haritayla bu durumu biraz daha anlatmak gerekiyor. Ya kısaca aslında şu gördüğünüz yer Afrin diyebiliriz. Özgür Suriye Ordusu Fırat Kalkanı operasyonunda yaptığımız yer. Burası gördüğümüz gibi Suriye Arap Cumhuriyeti'nin rejiminin şu anda kontrol olan Halep olan yer. Ve burası da cihatçı teröristlerin İdlib'in olduğu yer ve Suriye'nin burada mücadele ediyor. Suriye gerçekten buraya asker gönderecek bir gücü, eforu yok. Neden yok? Hala İdlib'de ciddi anlamda bir çatışma yaşanıyor ve ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Afrin'e PYD'nin kontrolüne asker gönderip bu bölgede kendi bayrağını dikme ihtimali yok. Keza ben şahsen Suriye'de bu konuda çok da samimi bulmuyorum. Bu operasyonlarda Suriye Arap rejiminin Afrin'de kendi bayrağını dalgalandırma niyeti olmadığını ifade etmekteyim. Neden olmadı? Çünkü zaten bölgede Kürtlerin bir hegemonyası var. Ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin şu anda tam mücadelesi Rusya'nın da istediği gibi Selefi terör örgütlerine yoğunlaşıyor. Bu yüzden Kürtlerin olduğu bölgede sorumluluk almak ve bu bölgede yönetimi ele geçirmek Suriye Arap Cumhuriyeti'nin şu anda ikincil bir planında. Ancak bir yandan da Kürtlerin de gerek ABD ile işbirliğinden dolayı da tabiri caizse halk arasında bir tabir vardır, burnu sürtülmek. Biraz da bu süreçte Türklerle karşı karşıya getirerek Suriye Arap Cumhuriyeti eforunu buraya sarf etmiş olmuyor. Ama tabii ki PYD ile Şam rejimli bir anlaşma ihtimali var mı? Bu teorik olarak her zaman için mümkün. Ama güvendiğim, önemsediğim bazı haber kaynakları bu konuda kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bugün Sputnik'ten Hikmet Durgun, gazeteci arkadaşımız YPG kaynaklarına dayanarak böyle bir ittifakın söz konusu olmadığını, böyle bir durumda anlaşmada, görüşmende olmadığını ifade etmiş. Keza yine aynı şekilde baktığımızda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Enformasyon Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde böyle bir bilgi, böyle bir enformasyonu da görmemekteyiz. Ama bu iddianın ortaya atılmış olması dahi Türkiye'de bir heyecan, Türkiye'de bir karşı reaksiyon doğurdu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı önce Putin'i, Rusya Devlet Başkanı, arkasından da İran lideri Hameneyi, dini lideri Hameneyi arayarak hem Hameneyi'ye geçmiş olsun diye eklenetti hafta sonu düşen uçaklar konusunda. Bu arada çok ilginç. Hem Rusya'da hem İran'da ardı ardına yolcu uçakları düşüyor. Bunu da ne bileyim ya, tesadüf mü değil mi, ama bir yorumlamak gerekiyor. Ve PYD ve YPG'ye karşı operasyon yürüttüklerini ifade ederek Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bir durumda planladığı şekilde devam eden bir harekete karşı karşılığında Suriye ordusunu görmek istemediklerini ifade ediyor. Ha, şahsi fikrim bu hamle doğru mu, doğru, ama eksik olan yanı şu: bölge en nihayetinde uluslararası hukukta, Birleşmiş Milletler'de, NATO hukukunda, Avrupa Birliği hukukunda, daha doğrusu tüm çağdaş medeniyet hukukunda Suriye'nin bir toprağı. Biz bu bölgeye girerken 51. maddeyle girdik ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bölgede nüfuzunu devlet otoritesini sağlayamadığından dolayı terör örgütleri var diye girdik. Eğer Suriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'den gelen hakkını, Güvenlik Konseyi'nde zaten bu konuda bildirim de yaptı, Türkiye'yi tırnak içinde belirtiyorum, İşgal olarak tanımlarsa ciddi bir uluslararası hukuk açısından çıkmazdayız. Tabii şu da bir gerçek. ABD'den Tillerson'un ziyaretinden sonra böyle iddiaların ortaya atılmış olması hiç de tesadüf değil. Türkiye ABD ile anlaştı, uzlaştı diyoruz. Stratejik müttefiklik diyoruz ama bunun altı hala doldurulmadı. Ne tür sözler verildi, ne tür karşılıklar alındı
Kimse bilinmiyor. Yani ben Tillerson'un ayrıca baktığımızda Türkiye ziyaretinin hani ipler koplu kopacak diye açıklamalar yapılmış hatırlarsınız. İpler koplu falan da olmadı. Aksine Sayın Cumhurbaşkanı da hafta sonu defalarca Obama yönetimi tarafından kandırıldık dedi. Ve Sayın Çavuşoğlu Tillerson'un ziyaretine hemen sonra bir şans daha verdik dedi. Bu kaç defa şans verilecek? Yarın bir gün ABD'nin yine kandırmayacağının garantisi ne? Tillerson'un diğer Dışişleri Bakanlığından veya Trump yönetiminin, Obama yönetiminden temel olarak bir farkı var mı? Bu açıdan bakmak gerekiyor dostlarım. Yayınımızı yeni katılanlar veya tekrar eden, izleyen dostlarım paylaşabilirlerse çok seviniriz. Bizleri izlemeyen dostlarımıza konuk olması açısından çok önemli bizim yayınlarımıza. Bu yüzden sizlere de diyorum, Afrin en nihayetinde kesinlikle ama kesinlikle Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir toprağıdır. Rusya'nın da, ABD'nin de, İran'ın da ve Türkiye'nin de tek ortak bir noktası var. Suriye'nin bölünmez bütünlüğü. Bu bölgede bir toprak bölünmesi yaşanırsa sonu asla gelmez. Bunu herkes biliyor. Ve sadece Afrin'de de kalmaz, sadece Suriye'yle de kalmaz. Bütün Orta Doğu'yu kapsayan bir yangına dönüşür. Böyle bir durum söz konusuyken asla ama asla Türkiye'nin yapacağı uluslararası harekatı uluslararası boyutlardan ve hukuktan gelen haklarıyla devam etmek zorunda. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Tillerson ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine hemen sonra şu şekilde bir açıklama yapmıştı. Biz Membiş'te müttefiklerimizle yola devam etmek istiyoruz. Tırnak içinde belirtiyor müttefikler. Türkiye gerçi bir müttefiki. Gazeteciler ikinci soruyu sorduğunda müttefikler olarak bölgedeki demokratik Suriye güçlerini diyorsunuz. Evet şu anda demokratik Suriye güçleriyle devam etmek istiyoruz. Yeni bir güç istemiyoruz dedi. Yani biz Türkiye olarak Membiş'ten ya Amerika çıkacak biz oraya vuracağız diye açıklamayı yapıyor diyor ki onlar hepsi havada kaldı. Bakınız Tillerson gelene kadar Türkiye'de anti-Amerikancılık herhalde Türk tarihinin en büyük zirvesini yaşamıştı. Ne 2007'de ne çekiş güç harekatlarında ne 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu kadar anti-Amerikancılık yoktu. Bir anda bıçak gibi kesildi. Havuz medyası bir anda bıçak gibi anti-Amerikancılığa son verdi. Hatta daha da tabiri caizse Perşembe günleri tüm gazetenin, havuz medyasının gazetelerinin manşetlerine bakın. Buna merkez medya olduğunu iddia eden grupta dahil Osmanlı tokadından bahsetmişti. Sayın Başbakan Münih Güvenlik Konferansı'nda hafta sonu Berlin'de yaptığı açıklamada Münih Güvenlik Konferansı'nda şu ifadeyi kullandı. Osmanlı tokadı derken biz diyor terörist örgütlerine bu mücadeleyi yapıyoruz diyor. Osmanlı tokadını vuruyoruz diyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD'li komutana söylediğini ve bunu gazetelere manşetlere taşındığını tüm dünya biliyor. Ama bunun adı diplomatik kıvırmadır. Bakalım göreceğiz nasıl bir değerlendi, nasıl bir sonuç alacağız. Ama şu da bir gerçek. Operasyonun içeriği ve konsepti değişiyor. Afrin Harekatı ilk başladığında Türk medyasına dahil olmak üzere, Türk siyasi tarihinde, siyasetçilerde dahil olmak üzere YPG'ye ve bölgedeki Kürt ayrılıkçı Kürt hareketine karşı yapıldığını ifade etmişlerdi. Ama Münih Güvenlik Konferansı'nda Sayın Çavuşoğlu'nun ve Sayın Yıldırım'ın ve Sayın Canikli'nin ısrarla altını çizdiği bir nokta var. İşte karşı mücadele ediyoruz dedi. Yani tüm dünyanın şu anda makul görebileceği mücadele sınır ötesi operasyonda IŞİD'le mücadele ve ABD'nin müttefik güçlerinde en büyük rahatsızlığı IŞİD'le mücadelenin sekteye uğramasıydı. Türkiye Tillerson'un gelmesinden sonra adeta YPG gündemden düştü out in olarak yani girense IŞİD'le mücadele kavramı girdi. Ama değişen bir şey yok. Bölgede aynı operasyonlar aynı şekilde net bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Bu arada tabii bugün hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Rejimin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi bir felaketi yol açar dedi. Bir yandan da hani savaş kelimesi artık lügatımıza girecek gibi. Neden girecek? Sayın Bozdağ'ın bu açıklaması ki kendisine göre haklı bir açıklama. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti kendi toprak bütünlüğünü korumak için oraya girmiyor. YPG'ye destek olmak bir nevi YPG'nin burnunu sürttükten sonra Türkiye'ye karşı kendini korumamak için diyor. Ve Zeytin Dalı Harekatı'nın asla geri dönüş olmadığını ifade ederek Afrin iddiasının doğru olmadığını iddia ediyor. Evet Afrin iddiasının doğru olmadığını teyit etmenin en güzel yolu bu anlaşmayı yaptığı iddia edilen taraflardır. Kimdir? YPG'dir. Her ne kadar terör örgütü olarak tanımlasak da kendi internet siteleri vardır. Ve bir diğer tarafta rejim olarak tanımasak da Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Enformasyon Bakanlığı internet sitesinde bu olay yalanlanmıştır. Ama bunun bu kadar gündeme gelmiş olması aslında ABD'ye karşı Rusya'nın bir hamlesi mi diye düşünmüyor değilim. Bunu da düşünmek gerekiyor. Neden bu hamle diye düşünmek gerekiyor? Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bugün Mihail Bogdanov bir açıklama yaptı. Türk medyası bu açıklamaya yer vermedi. Ben sizlere bu açıklamayı paylaşmak istiyorum. Rusya'nın Afrin'deki durumu normale döndürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Rusya ağzındaki baklayı çıkarttı.
Zaten bu operasyonu sen izin verdiğin için Türkiye'ye girdi. Yani Türkiye Suriye'den izin almadı. Rusya'nın izniyle, hava sahası izniyle, askeri izniyle biz bu operasyonu gerçekleştirdik. Ama şimdi arabuluculuktan bahsediyoruz. Ne oldu? Rusya kiminle kimin arasında arabuluculuk yapacak? Türkiye'nin o zaman ilk başta operasyonu zaten hatırlarsanız Dışişleri Bakan Sözcüsü desteklediğine ait resmi bir açıklama yapmadık demişti. Basın toplantısında daha operasyonun 3. gününde. Aslında yavaş yavaş Rusya ağzındaki baklayı çıkarıyor. Çünkü bugün aynı şekilde baktığımızda Bogdanov'un açıklamasında Türkiye ile ABD arasındaki Memmiç anlaşmasının detaylarını bilmiyoruz diyor. Hala Türkiye Rusya'yı bilgilendirmediğini ifade etmeye çalışıyor. Rus, Türk ve İran liderleri Ankara ve İstanbul'da çok kısa bir sürede buluşacağını söylüyor. Ve bu ay sonu itibariyle yapılacak bir Astana zirvesi tekrar olacak Kazakistan'da. Bu zirve öncesi mutlaka mutlaka bu Afrin operasyon hukuki zeminlerini değerlendireceğini söylüyor. Bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Ama ne olacak? Detaylıca incelemek gerekiyor. Tabii olaylara farklı pencerelerden, farklı bakış açılarından, farklı ajanslardan bakmak gerekiyor. Çünkü Türk medyası aslında bugün baktığımızda Genelkurmay'ın ve Başbakanlığın briefinglerinden, bildirilerinden, basın bildirilerinden ibaret bu operasyonu değerlendiriyorlar. Ama Türk halkının özgür haber alma olanaklı olarak bizler mücadele etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu ülkenin bölünmez bütünü sadece bu bildirilerin yayınlanmasıyla değil, olayı doğru şekilde bir analiz etmekten de geçmekte. Bugün Ruhani ile görüşmesi dünya medyasına pek de olumlu yansıdığını söyleyemeyiz. Çünkü ABD'nin, NATO'nun güvenlik konseptinde hala bir numaralı düşman, terör örgütü olarak IŞİD, ülke olarak ne Kuzey Kore ne başka bir ülke. Direkt İran. Ve İran'ı Türkiye ısrarla oyuncu yapıyor bölgede. Ve bu konuda ABD'nin rahatsızlığı hem Tillerson'un ziyaretinde hem de çeşitli NATO toplantılarında net bir şekilde ifade edildi. Ve ısrarla Amerika Birleşik Devletleri tarafı diyor ki Suriye'de çözüm mü istiyor Türkiye diyor. Veya bölge ülkeler çözüm mü istiyor? Çözümün adresi diyor. Ne Astana'dır ne Soçi'dir diyor. Birleşmiş Milletler'e diyor. Cenevre görüşmeleridir diyor. Zaten Tillerson Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra yaptığı basın açıklamasında adresin yeniden Cenevre olduğunu ifade etti. Bu noktada aslında Türkiye müttefiksiz kaldı diyebiliriz. Neden kaldı? Rusya oyunda alacağını aldı. Kendini Suriye'de meşru bir oyuncu haline getirdi. Ve Astana zirvesiyle, Soçi zirvesiyle zirveye taşıdı. Ve topu Birleşmiş Milletler attı. Ortaya bir anayasa taslağı hazırladı. Bu taslağın görüşmelerini Birleşmiş Milletler özel temsilcisi de Nusra öncülüğünde, başkanlığında yapılmasını kararlaştırdı. Rusya istediğini aldı. Rusya bu süreçte cihatçı teröristlere karşı net bir mücadele etti. Rusya bu noktada YPG, Kürtlere karşı da aslında ben sizin abiniz rolündeyim mantığı mesajı vermek için Türkiye operasyonu izni verdi. Rusya bölgenin kazanan oldu. ABD zaten Fırat'ın doğusunda itibaren net bir hükümdarlığı ilan etmiş oldu bu Afrin harekatıyla. Artık kimsenin girmesini izin dahi alamayacağı pozisyonda. Bu operasyonun aslında bu boyutlarında değerlendirmesi gerekmektedir dostlarım. Dostlarım tabii bunlar olurken Türkiye gündeminden de ilginç şeyler olmuyor değil. Ama ben bu Afrin harekatına hazır başlamışken ben Türk medyasında tartışılmayan başka bir noktaya değinmek istiyorum. Biz bu operasyonu yapıyoruz. Elbette vatan savunması, elbette sınır güvenliği için yapıyoruz. Ama bu operasyonun bir de ekonomik boyutu var. Maliyeti nedir? Günlük ne kadar hamal ediyor? Uçaklarımız uçuyor, kara birliklerimiz havada, hava birliklerimiz havadan, kara birliklerimiz karadan ilerlemeye çalışıyor. Bir yandan da Özgür Suriye Ordusu dediğimiz devşirme, lejyoner bir ordu besleyerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu operasyonun ciddi anlamda maliyeti var. Elbette bu maliyetler şimdi konuşulmaması gerekir derler ama bazıları. Hayır, şimdi konuşulması gerek. Bu operasyonun bizim maliyette girdisi çıktısı nedir? Neden girdisi çıktısı? Bu operasyon sonucu biz Afrin'i YPG'den temizlersek sonuçta bölgeye tekrar Suriyelilerin geri dönmesini sağlayacağız. En mantıklı. Suriye'de 2,5-3 milyon Türkiye'de mülteciden bahsediyoruz. Bu mültecilerin kaçı dönecek? Türkiye bu mülteciler için aylık ne kadar maliyet harcıyor? Ve bu maliyette bu operasyonlar ne kadar geri dönerse ne kadar başarılı olacağız? Bence Türkiye'nin yapacağı, daha doğrusu dünyadaki tüm çağdaş devletler her şeyden önce dış politikalarını tamamen kazanmak, mali politikalarla kazanmak üzerine kurmuştur. Türkiye güvenliğini sağlarken bu işin mali analizlerini yapmış mıdır? Bu yaptıysa ne kadar yapmıştır? Bunu da doğru bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Sonuçta bu uçakların uçması, bu askerin operasyon yapması öyle küçük meblağlarla, küçük şeyler olacak iş değil. Yani vatan millet sakayla da yapılacak operasyonlar değil. Bu arada Tillerson ziyaretiyle ilgili bir ek bilgi paylaşmak istiyorum. Türk medyası bunu yazmadı ama. Konu Kıbrıs kesinlikle ama kesinlikle konuşuldu mu konuşulmadı mı? Bu tartışmalar var. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la
Tabii ki devlet geleneğinde normalde bunlar kayıt altında olması gerekir. Resmi tercümanlar arasında olması gerekir. Ama Çavuşoğlu tercümanlık yaptı. Hani İngilizcesi yeterli mi? Yetersin. Tabii ki yeterlidir ama tercümanlık ayrı bir uzmanlıktır, ayrı bir birikimdir. Ve üstelik devletin resmi kayıtlarına geçmesi gereken bir birikimdir. Rex Tillerson, bugün ABD'nin Dışişleri Bakanı ama ayrıca Trump'ın da ekonomi hekiminden birisi. Neden ekonomi hekiminden birisi? ExxonMobil yani ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden birisinin eski yönetim kurulu başkanı, CEO'suydu. Ve ExxonMobil, hatırlayacaksınız, Kuzey Rum kesimi 3 tane ülkeyle anlaşmaya çalıştı. Bir ABD ile, 2 Fransa ile, 3 İtalya ile anlaşmaya çalıştı. 13 parselin üzerinden. ExxonMobil 10 numaralı parselde doğalgaz araştırması yapıyor. Türkiye ise çıkamıyor. Yine 12 numaralı parselde yine ABD'li Noble firması araştırma yapıyor. Türkiye ise çıkamıyor. 6 numaralı parselde İtalya'nın en iyi firması çalışma yürütüyor, engellemeye çalışıyoruz. Herhalde dişimize bir İtalyanlara kestirdik. Bölgede donanması mı yok diyeceğim. Halbuki var. Ama Türkiye yeni bir krizi İtalya üzerinden yaratmaya çalışıyor herhalde. Ya da ilerleyen dönemlerde böyle bir planı var. Ama şu bir gerçek. Kıbrıs'ta kriz adım adım değil, koşar adımlarla yaklaşıyor. Ve Türkiye bu konuda hala bir önlem almış değil. Ve bu olay, Ege'deki kriz, Türkiye'de ciddi anlamda baktığımızda milliyetçilik dalgasını yükseltecek bir kriz. Belki birileri seçim var mı yok mu diyor. Şu anda öyle bir gündem yok diyor ama ben Türkiye'de seçim olacağının ispatı nedir diye soracak olursanız bugün ajanslara düşen bir haberdir. Nedir biliyor musunuz? Erdoğan Almanya'ya, Merkel Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakınız bu istisnasız Angela Merkel'in yani AB Almanya Şansölyesi'nin ve Erdoğan'ın ne zaman Almanya'ya karşılıklı ziyaretler varsa bu ülkede seçim vardır. Hatırlarsanız 2015 seçimlerinden hemen öncesi arifesinde Dolmabahçe'ye gelmişti Merkel. Veyahut yine aynı şekilde 2010 referandumunda, 2007 seçimlerinde. Merkel tabiri caizse Erdoğan'ın can simididir. Türkiye'de AKP iktidarının can simidi Avrupa Birliği açısından Almanya'dır. Almanya'da ne zaman Türkiye'de bir seçim atmosferine girilecek olsa Türkiye'ye göstermelik destek ziyaretlerinde bulunur. Somut bir adım atılmaz. Somut bir eylem yapılmaz. Ama Merkel Türkiye'ye gelecek dediği an benim kafamda direkt şu dedi. Seçim var, hayırlı olsun dedim. Hem de bu yıl seçim var. Zaten bu tezimizi biz ocağın başından itibaren 15 Temmuz'da 15 Kasım arasında Türkiye'de bir seçim yaşanacağını ifade etmiştik. Ve bunun ifadesi de bu. Tabii Münih Güvenlik Konferansı'nda neler konuşuldu? Bunları ayrı bir yayında değerlendireceğiz. Sonuç bildirgesi olmasına rağmen sonuç bildirgesi dışında Almanya ile yapılan bir pazarlığımız var. Pazarlık herkes tanklar manklar diyor da Almanya öyle ucuza bir pazarlıkta yapacağını düşünmüyorum. Yani sonuçta şu bir gerçek. Tabii ki seviniyorum. Deniz Yücel'in tahliyesi. Hukuksuz yere zaten bir yıldır bu adam tutukluydu. Ve rehine siyasetinin de örneği olarak ifade ediliyordu. Ama Deniz Yücel bir pazarlık esnasında bırakıldı. Kendisi ifade ediyor. Niçin tutuklandığını bilmiyor. Niçin serbest bırakıldığını bilmiyor. Bu pazarlığın detayları hala kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu açıdan da bakmak gerekiyor dostlarım. Bu arada bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Baylok'la ilgili bir gelişme var mı diye. Sadece bir duyumu paylaşmak istiyorum. Alanında uzman arkadaşlar çalışıyorlar. Baylok hukuki bir konu. Ben hukuki boyutuna girmeyeceğim ama teknik boyut olarak şöyle bir sorun söz konusu. Mor Bey'in olayını hatırlıyorsunuz dostlarım. O konuda yaşanan bir sıkıntıları, hataları. Benzer bir hatalar ki tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarca da kabul edilmiş. CGNA kayıtları, Europol tarafından %80 hata olarak görülmüş. Bu konuyla ilgili bilimsel bir çalışma yürütüyorlar. Yakın bir süreçte bir araya gelecek bir ekibin olduğunu duyumunu aldım. Ve bu konuda yanılgılar, hataların düzeltilmesi konusunda ciddi bir çalışma var. Bunu şimdiden sizlere müjdeleyebilirim dostlarım. Yayınımız ilerliyor. Soru cevap kısmına geçeceğiz dostlar şimdi. 5 dakika bir soru cevap yapıp son gündem maddemizi değerlendireceğiz. Ama şu an yayınımızda olan dostlarım, iki ricam var. Yayınımızı lütfen paylaşınız. Bir de kalpler konusunda cömert olunuz ki Scope tarafından bizi izlemeyenlere önerilmek, bizlere de konuk olmasını sağlamış olursunuz dostlar. Şimdi soruları alabilirim. Suriye ordusunun Afrin'e girmesi durumunda ki meşru hakkı sonuçta kendi toprağı üzerinde istediği yere girip çıkabiliyor. Türkiye'de savaş riski olur mu olmaz mı? Bunu doğru ortaya koymak gerek ama Türkiye çıkar diye düşünüyorum. Hakan Atilla davasında son durum zaten 11 Nisan'da karar verilecek ama geçtiğimiz günlerde zaten hakim karşısına çıkmıştı. Önceki verdiği dilekçeye istinaden. Ama Hakan Atilla davasından çok Halkbank'a kesilecek bir ceza söz konusu. 21 Mart'a kadar ben bekliyorum bu cezanın bir an olacağını. İncirlik asla kapanmaz. Mutlu kalkmadı aynı yerinde duruyor dostum.
Ara sıra dizayn yer değişiklik yapıyordum aynen. Rus askerlerin vurulması olayı doğru değil. Bölgedeki aldığımız yerel kaynaklarından ifade ediyoruz. Evet, Rusya'nın lejyoner, paralı askerleri var. Güvenlik şirketleri üzerinden aslında ABD formülü uyguluyor. ABD'dir mesela Irak'ta kendi paralı askerlerini, özel güvenlik şirketlerine veriyor. Evet, ABD bu bölgeye operasyon yaptı. 200'e yakın güvenlik şirketi görevlisini öldürdü. Bunların içerisinde kayıtlı olarak Rus tarafından çıkıldı. 6 veya 7 tane Rus vatandaş olduğu söyleniyor. Net değil yani bizim şehit sayıları gibi ama bu konuda Rusya'nın net bir kaybı olduğunu söyleyemeyebiliriz ama tabii ki Rusya bunun intikamını alır. Kimden alır? Kürtlerden alır. Kimden alır? YPG'den alır. Kimlerden alır? Bölgedeki işbirlikçi Araplardan alır. Doktora, şimdilik serbest gazeteciyiz. Türkiye'nin hatta 2 yıldır ilk serbest profesyonelde serbest gazeteciliği yürütüyoruz. İade kararı bekleniyor zaten bu konuyla ilgili ama süreç çok hızlı ilerlediği için Türkiye'de siyasi denklemler aslında kimse bu konuda garanti tarih de veremez. Hatta bir bakan dahi veremez, bakanlar kurulu bu KHK'ya çıkılacak olan. Neden? Kimse de bilmiyor aslında. Hatırlarsanız Bekir Bozdağ'ın zamanında veya hükümetin diğer üyelerinin açıklamaları vardı. Şu tarihte şu KHK'ya çıkarmayı düşünüyoruz. Çıkacak KHK'nın içerisinde ne olacak o da tartışılacak ama şu bir gerçek artık bundan sonra iadeler üzerine kurulacak bir kanun değişikliği beklemiyoruz. Arkadaşlar trollere cevap vermeyelim. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veremeyeceğim Baylok konusunda. Sürece zarar vermemek adına doğru ilerlemesi açısından, mağduriyetten giderilmesi açısından. Çok güzel bir soru. Kandil Avaşin ve Zapa. Demek ki gerek duymamışlar. Zaten o bölgedeki çok iyi dostumuz olan, müttefikimiz olan tırnak içinde belirtiyorum. Barzani'nin kontrolünde olması gereken bölgeydi. Abdülkadir Selvi'nin Afrin yorumu ile ilgili bugün bir ifade kullandım. Bu ifadenin arkasını Türkiye'de anayasal olarak bir suçtan bahsediyoruz. Seçim kanunu, yüksek seçim kanunu var. Yüksek seçim kanunu diyor ki anket manipülasyonları aslında yorumlandığında suçtur. Ve Abdülkadir Selvi yine burada hükümete can suyu olmaya çalışıyor. Ya ben çok iğrenç bir şey görüyorum. Askeri bir operasyon, onlarca şehit geliyor ve bunu birileri seçim olarak diyor. Tam tersi muhalefet şu iddiada bulunsa Afrin operasyonunda hükümete oy oranları düşmüştür dese vatan haini inanılır. Ama Abdülkadir Selvi AKP'nin oy oranı artıyor, MHP'nin oy oranı artıyor deyince vatansever oluyor. Abdülkadir Selvi bu manipülasyonun bedelini ödeyecektir hukuk karşısında. Reza davası etkilenmez Tillerson davasından. Çünkü Reza davasına bakanlar siyasi olarak biraz da Trump yönetimine karşısında. Bilgim yok Tunca Özkan'ın flash davasından. Afrin bizim olmasın. Afrin Suriye'nin de Suriye'nin olsun. Kimsenin olmasın. Afrin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yüzyıllardır toprağıdır. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Değerli dostlarım son bir soru alacağım. Suudi Arabistan petrol şirketinde son durum nedir? Çok güzel bir soru sordu arkadaşımız. Şöyle söyleyeyim. Aramco bildiğim kadarıyla Irak'la bir anlaşma yaptı. Irak'la şu anda bu anlaşmanın Basra Körfezi üzerinden dünyaya Irak petrolünün pazarlama çabasını yürütecek. Hatta Irak şu anda restorasyonu söz konusu. Restorasyon için bir kaynak gerekiyordu. Hatırlarsanız Türkiye'de 5 milyar dolar vermeyi taahhüt etmişti. Neden 5 milyar dolar vermeyi taahhüt etmişti dostlar? Çünkü Türkiye oradan inşaat sektöründen milyarlarca dolarlık bir katkı bekliyordu. Evet, Irak yeniden yapılandırılacak. Bu yapılandırması da Aramco şirketi aracılığı olacak. Çünkü AB'de aslında Orta Doğu'da bundan sonra mali bütün operasyonun hepsini Aramco üzerine yürütecek. Şu anda Aramco'nun yönetimi her ne kadar Suudlar'da olsa da adı üstünde Suudiyen Amerikan petrol şirketi. Ve bu petrol şirketi hem Amerikan hem Suudi olunca yönetimi Suudlar da görmüş olsa da Amerika'nın kontrolünde yani Trump'ın kontrolünde. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Şii, Irak falan fark etmiyor. İşin içinde para girdikten sonra dinler mezheplerinde pek bir önemi kalmıyor. Ona kalsın Şii İran'da, Hristiyan Rusya, yani Ortodoks Rusya, Sunni Türkiye görüyorsunuz. Suriye'de ortak hareket ediyor. Bu dakikadan sonra paranın ve çıkarın gidiği yerde ne din kalır ne siyaset.
Değerli dostlar, çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi kısa bir açıklama yapacağım. Bu yayınımız özellikle buraya kadar izleyenler ayrılmasınlar. Dün bir bilgisel yayınladık. Daha doğrusu biz bu konuda 2,5 yıl oluyor yaklaşık olarak. Bilgisel kavramını kullanalı. Türkiye'de Twitter aslında mecrasına yeni kazandırdığımız bir kavram. Ve bu kavramla birlikte aslında biz alternatif medya dedik. Yani serbest gazeteciliği sizlere bu mecralar aracıyla fikirlerimizi iletmeye, yazılarımızı yazmaya, videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Ama açıkça söylüyoruz. Sizler de bu konuda yani destek olmanızı istiyoruz. Neden istiyoruz? Sonuçta bizim ne televizyon kanalımız ne gazetemiz var. Yani maaş aldığımız bir yer var. Bizim gibi aslında birkaç tane de gazeteci var. Yani Ünsal Ünlü her sabah 9'da veya her gün 16-16'da baktığımızda ki 4x4 programıyla hakikaten dolu dolu Şükrü Küçük Şahin'in programını görmekteyiz. Ve bu Türkiye'de alternatif medyanın gelişmesi gerekiyor. Merkez medya, hükümet medyası artık hepsi aynı baskıda. Farklı seslerin çoğalması gerekiyor. Bu konuda sizler de Patreon üzerinden destek olmanızı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili bir yazı yazdık. Hani 10 tane gerçekten 10 tane insan dedik ki şu yayınımızı izleyen 10 kişi ben varım diyebilmeli artık. Çok da zor değil. Çok basit ve çok legal ve çok sıkıntısız, sorunsuz bir şey. Bu yüzden sizlerin desteğini bekliyoruz. Yani çekinmenizi istemiyoruz. Veya farklı görüşleriniz varsa destekler konusunda doğrudan mesaj da atınız. Hesabımız açık. Doğrudan mesajlara cevap da veriyoruz Twitter üzerinden. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyorum ve daha da fazla söylemek istemiyorum. Herkes birileri yapar diye bekliyorum ama kimse bir şey yaptı da olmuyor dostlar. Ya dün işte paylaştık. Hakikaten iki tane sadece dostumuz geldi. Bu konu çok ama çok birazcık garibime gidiyor. Aslında utanıyorum da aslında bu konuyu ısrarla söylemiyor ama başka alternatifimiz de yok sizlere ulaşabileceğimiz. Umarım bizleri daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Sonlandırırken sizlerden bir ricamız. Tekrar izleyen dostlarım. Bu yayını buraya kadar izlemişlerse eğer rica ediyorum paylaşsınlar. Sosyal medya olanlarında Twitter'da paylaşsınlar, Facebook'ta paylaşsınlar. Ve tekrar izleyen dostlarım, kalpler konusunda tekrar izlerken de atmalarını rica ediyoruz. Bu algoritmalarla bizi izlemeyenlere ulaşmalarını sağlamış olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Yarın 23'te yine bu saatte burada olmak dileğiyle. Kalın umutla diyoruz. Vicdan, adalet, cesaret diyen tüm dostlarımızla bir arada yürümek istiyoruz.